Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kamp programına hoş geldiniz. Bugün bayram. Çok uzun süren bir kapanmanın yavaş yavaş son günlerine geliyoruz. Hepimiz hem birey olarak hem çocuklarımızla hem ailemizle dostlarımızla ve hem de bir ulus olarak çok büyük bir sınav verdik. Hala bitmedi sınav ama tünelin ucunda ışık gözüktü diyebiliriz. 5'le 1K'da biliyorsunuz iyi günde kötü günde son 21 yıldır sizlerle her hafta beraber oluyoruz. Bu hafta da 5'le 1K'ya nasıl bir içerik yapalım diye düşündük. Malum bir anda Orta Doğu'da kan gövdeyi götüren bir haftadaydık. Filistinli kardeşlerimizin acılarına acılar eklendi. Orta Doğu kaynayan bir kazana dönüşmüş durumda. Acaba dedik bu bayram gününde Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılardan mı bahsetsek? Ya da Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin çeşitli diplomatik öngörülere mi baksak? Sonra dedik ki ya gelin bayramı biraz bayram gibi kutlamaya çalışalım. Biliyorum çok zor ama en azından bir saatliğine CNN Türk ekranlarında size bir nefes aldıralım. Ve şu pandemi günlerinde en zorlanan gruba, sanatçılarımıza yer açalım istedim. Pandemide pek çok kişi işini kaybetti, aşını kaybetti. Ancak en çok zorlanan kesim müzisyenler oldu. Ne konserler vardı, ne konser verecek mekanlar. Ve bu süreci atlatmayı başaranlar önümüzdeki günlerde kuşkusuz daha güçlü bir şekilde karşımıza gelecekler. En azından umudumuz o. Bugün bu bayram gününde 5'le 1K'nın tamamını müzisyenlere açmak istedik. İlk konuğumuz değerli bir sanatçı. Benim de arkadaşım olan sevgili Şevval Sam. Şevval, nasıl geçti bayram? Nasıl geçiyor şu pandemi günleri? Nasılsın? Onu sorarak başlayayım istersen. Evet Cüneyt'ciğim, sana da merhaba. Ne güzel oldu buradan böyle dostlara selam vermek, onlara iyi bayramlar demek için vesile oldun. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Yavaş yavaş yaz geliyor. Bu bayram böyle kucaklaşamıyoruz, sarılamıyoruz ama olsun. Umudumuzu kaybetmiyoruz çünkü ben aslında yakın gelecekte artık bu pandeminin sonunun geleceğini düşünüyorum. Yani umudu kaybetmek istemiyorum çünkü zaten böyle olmalı. Her şeyin bir sonu var bu hayatta. Virüsün de ömrünün bir sonu olacaktır. Bu süreci ben üreterek geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç boş durmadık. Setler daha yeni bitti. Ama çalışmalar bitmedi tabii ki. Ben şimdi yeni bir albüm hazırlığı içerisindeydim zaten. Onun da 4 şarkısını bayram vesilesiyle dostlarla buluşturmaya karar verdik. Buradan onun müjdesini de vereyim hem. Sayende bu bilgiyi de onlara aktarmış oldum. Konserler olmadığı için tabii ki, yani bütün bir albüm değil bu. Sadece 4 tane şarkı var ama hani bayramı da böyle boş geçirmeyelim dedik. Onlara, yani dinleyicilerimize, izleyicilerimize böyle bir moral olsun diye o 4 şarkıyı yayınlamaya karar verdik. Bunlardan bir tanesi tam bize umut verecek bu dönemi anlatan bir şarkı aslında. Karadeniz yaptık bu arada. Yine o çok yoğun bir talep gelince albüm olarak biz de o zaman Karadeniz yapalım dedik. Karadeniz beni yıllardır o kadar güzel ağırladı ve kucakladı ve sahip çıktı ki ben onlara bu albümde bir de beste hediye ettim. Yani bilmeyenler için yeni duyurayım. Aslında bunu duyurdu. Umarım onu da beğenirler. Ve umarım göz göze sarılarak şarkılar söyleyeceğimiz günler de yakındır. Buradan bir müzik eşliğinde şarkı söyleyemiyorum ama küçücük yeni albümden ve o umut veren şarkıyı buradan mırıldanabilirim sizler için. Tam hayatı anlatıyor aslında. Kimi doğayı, kimi ölleyi, kimi gitteyi, ama kimi geleyi, dünya döneyi, hayat devam ettiği, oy hayat devam ettiği, hayat devam ettiği, oy hayat devam ettiği, hayat devam ettiği, oy hayat devam ettiği, hayat devam ettiği ve hayat devam ediyor. Buradan senin de vesilenle herkesin bayramını kutluyorum. Umarım en kısa zamanda, dileğimi tekrar ediyorum, göz göze sarılarak keyifle şarkılar söyleriz. Sana da iyi bayramlar, herkese iyi bayramlar.
Sevgili Şeyh Vaysam, çok çok teşekkür ederim. Sana da iyi bayramlar diliyorum. Şimdiki konuğumuz genç bir sanatçı. Buray. Buray, nasılsın? Pandemi nasıl geçiyor? Sendeki haberler ne acaba? Ben pandemiyi birazcık fırsata çevirenlerdenim. Normalde yoğun bir konser takvimimiz vardı bizim. Bundan 1,5 yıl önce. Pandemi dolayısıyla bol bol vakit bulduk. Eve kapandık. Daha fazla şarkılar yazdık. Üretim sürecimiz daha verimli geçmeye başladı aslında. Kendimi spora verdim. Güzel bir diyetim oldu. Resim yaptım, müzik yaptım. Şubat ayında bir de albümümüz çıktı. Yani ben verimli geçirdi diyebilirim aslında pandemi dönemini. Bildiğiniz gibi müzik sektörü pandemiden en çok etkilenen, koronadan en çok etkilenen sektörlerden biri ve neredeyse 1,5 yıldır hiçbir konser yapamadık. Tabii ki ışıkçısı, sistem. Sadece müzisyen değil, ışıkçısı, dansçısı, ses sistemi kurandan güvenliğine kadar çok büyük bir sektör mağdur oldu ve temennimiz işte bu süreci hızlıca atlatmak ve tekrar işimize dönebilmek. Yani online konserler tabii ki oluyor. Bir tane, iki tane, üç tane ama gerçekten o canlı duyguyu veremiyoruz. Etiyopya konusunda da Etiyopya'ya geldik. Beni bilenler bilir, ben gezgin bir ruhum var. Bir sürü böyle keşiflere çıkıp, yeni yerler gezip, yeni yerler görüp, ruhumu besleyip ilham alıyorum, ilham depoluyorum. Ve bu süreçte de böyle koronanın olmadığı yerleri bulduk ve çılgın maceralara attık kendimizi. Bir arkadaş grubumuz var, onlar da benim gibi çılgın, gezgin ve bundan bir ay önce bir Afrika, Doğu Afrika seyahatiyle başladı. Uganda, Kenya, Tanzanya'ya gidip gördük. Oradaki çocuklarla şarkılar söyledik, oranın yerleriyle müzikler yaptık. Çok keyifli geçti. Etiyopya'da bunların bir devamı. Burası kültürel olarak inanılmaz bir yer. İşte din ve spiritüel olarak da çok değişik bir enerjisi var ve buradan besleniyoruz. Zaten takip edenler sosyal medyadan tüm keşiflerimizi, maceralarımızı görebilirler. Bu arada herkesin bayramını da kutluyorum. Buray, sen ne söyleyeceksin bugün bize? Deli kız yapalım. Bu nasıl bir naz? Vurdum duymaz. Ben ardında yaşlı keman, sen deli saz. Hangi telden bu? Ne yiyeceğiz, ne edeceğiz? Sen çaldıkça ruhumda başlar bir hayat. Kuytu bahçemde baharsın, sen gülle güller tansın. Nasıl da toprak kokarsın, içim yanar olmaz olmaz. Sen de kız, ne güzel bakıyorsun. Kaş gel kız, kimleri biliyorsun. Takmış koluna sevdiğini, acıyor kalbim. Olmaz olmaz. Ah sen de kız, ne güzel bakıyorsun. Kaç gel kız, kimleri biliyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden. Eyvah olmaz olmaz. Kuytu bahçemde bağırsın, sen gülle güller utansın. Nasıl da toprak kokarsın. İçim yanar olmaz olmaz. Ah sen deli kız, ne güzel bakıyorsun. Kaç gel kız, kim ne biliyorsun. Takmış koluna sevdiğin. Kaç gel kız, kimleri
Tekrardan herkese iyi bayramlar. Etiyopya'dan sevgiler. Sevgili Buray, çok çok teşekkür ederim. Sana da iyi bayramlar dilerim. Şimdiki konuğumuz Oğuz Aksaç. Oğuz'la biz bir yıl önce programa konuk almıştık ve nasıl geçiyor pandemi diye sormuştuk. Oğuz Aksaç gerçekten böyle bir bizleri türkü yolculuğuna çıkartabilecek bir isim. Farklı yörelerin türkülerini o kadar güzel yorumluyor ki ara sıra açıyorum YouTube'u, Oğuz Aksaç'ın çeşitli yorumlarını dinliyorum. Oğuz, nasılsın? Pandemi günleri nasıl geçiyor sende? Kapanma nasıl geçti? Evet, öncelikle ekranı başında olan tüm dostlarımızın ve sizlerin yayında emeği geçen tüm dostlarımızın bayramını kutlamak istiyorum ben. İyi bayramlar diliyorum. Umarım iyi geçiyordur. Sıkıntılı günlerimiz devam ediyor. Pandemi birçok insanda olduğu gibi bizde de birçok anlamda olumsuzluklar getirdi bize. Bir defa çok bunaldık. Bu sıkıntıyı da bir türlü atamıyoruz ama ben en azından bunu biraz artıya çevirebildim. Bu dönem içerisinde bir iki albümlük beste çıkarma şansım oldu. Çok okumakla uğraşamadım, odaklanamadım ama yazmaya bu dönem daha çok odaklanabildim. Yakında da zaten görürsünüz, güzel güzel şeyler gelecek. Elimizden geldiği kadar her durumda, zorlukta da, iyi durumda da bir şeyleri artıya çevirmek, negatif duygulardan kurtulup daha pozitif bir alan geliştirmek ve bu alana başkalarını da dahil etmek bizim için önemli. O yüzden çok olumsuzluklarından bahsetmeyeceğim. Artıya çevirdiğim alanları beni mutlu ediyor. Umarım böyle yapabilen başka dostlarımız da olmuştur. Bir kişinin, üç kişinin, 15 kişinin mutlu olması bile çok değerli bir şey. Pandemi öyle geçti. Evet Oğuz, bugün bizi yine bir Türkiye turuna çıkartacak mısın? Ne söyleyeceksin bize? Evet, en sevdiğim yerden geldi soru. Hiç naz, hani böyle naz ederler, boğazım ağrıyor falan. Onlara gerek yok, direkt hemen böyle. Hiç yapmam yani. Dam başında sarı çiçek, oy oy. Dam başında sarı çiçek, oy oy. Buradan kalkıp Ürgüp'e gidek, nemli de beni dem nemli. Buradan kalkıp Ürgüp'e gidek, nemli de beni dem nemli. Ürgüp'e gittim gece, oy oy. Ürgüp'e gittim gece, oy oy. Hak yoluna kurban kesek, nemli de beni dem nemli. Hak yoluna kurban kesek, nemli de beni dem nemli. Karanfile ker misin cananım? Karanfile ker misin cananım? Bal ile şeker misin cananım? Bal ile şeker misin cananım? Bana ettiklerini cananım, bana ettiklerini cananım. Ahirette çeker misin cananım? Ahirette çeker misin cananım? Bana ettiklerini cananım, bana ettiklerini cananım. Ahirette çeker misin cananım? Ahirette çeker misin cananım? Aleyli leyli leyli mu leyli, aleyli leyli leyli mu leyli, aleyli leyli leyli mu leyli, aleyli leyli leyli mu leyli. Pencerenin milleri aleyli, açık kızıl gülleri mu leyli. Pencerenin milleri aleyli, açık kızıl gülleri aleyli. Oğlanı yoldan eğilir aleyli, kızın şirin dilleri muleyli. Oğlanı yoldan eğilir aleyli, kızın şirin dilleri muleyli. Aleyli leyli leyli muleyli, aleyli leyli leyli muleyli. Aleyli leyli leyli muleyli, aleyli leyli leyli. Çamların kokusu da vurmuş geliyor. Çamların kokusu da vurmuş geliyor. Kayaların tozunu da almış geliyor. Oy aman 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 aman.
bulamaz. Doktorlar derdime de derman bulamaz. Derdimin dermanını da Mevlam biliyor. Uyaman aman aman aman. Sevdim bu yaylalardan yayla yalmıyor. O derin göllerini de boyla yalmıyor. O yârim o yaman aman aman. Berelinde karlı dallara şalmuy. Diz dize oturup dallayalım yoy. Ay aman 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 oy. Aç kollarını da geleyim, yar olduğunu da bileyim. Kaldır yollar yaradan, rüzgar gibi geleyim oy. Dramanın içinde kurulur pazar. Dramanın içinde kurulur pazar. Kızlara yakışır şal ile şalvar. Kızlara yakışır şal ile şalvar. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki eğlenceyi nerede bulalım? Bu geceki eğlenceyi nerede bulalım? Çek sevinci, develere engine vay vay. Ben olamam sensiz, sen dolma bensiz. Öpmelere nazik, küstürmüşler yazık. Ah kollarını da sıktırmış, altın gümüş bilezik. Yarım ha, yarım hava, yarım ha, yarım hava. Yarım hava çalsana, yarım hava. Bana kalsa uzatırım, çok uzatırım. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu güzel bayram gününde umarım güzel vakit geçirtmişizdir insanlara, mutlu olmuşlardır ekranın başında insanlar. Sizler de öyle. Yayında emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Sevgili Oğuz, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz bir şöyle bir Karadeniz rüzgarları estirelim 5N1K'da. Sevgili Selçuk Balcı kemençesiyle beraber karşımızda. Selçuk nasılsın? Bayram nasıl geçiyor? Pandemi nasıl geçti? Kapanma nasıl geçti? Genelde yayınlarla geçiyor Cüneyt abi. İşte çalıp söylüyoruz, evden bağlanıyoruz. Ya da işte bir konser yapılacağı zaman konseri düzenleyen kurum, kuruluş, dernek ya da belediye bizi davet ediyor. Gidiyoruz seyircisiz böyle görüntüye, sadece kameraya konser çalıp söylüyoruz. Daha sonra yayınlanıyor. Ama tabii çok sıkıldık. Artık insanlarla, halkla buluşmak istiyoruz. Yaptığımız yeni şarkıları, üretimlerimizi alanlarda söylemek istiyoruz binlerle. Peki bize ne söyleyeceksin bugün? Kemençen de çalıyor, sen de söylüyorsun, öyle sorayım. Kemençem ayrı telden, ben ayrı telden çalmayacağım. Bir şarkıda buluşacağız. Gittim yollar kardır, dardır yüreğim dardır. Gözümdeki yaşların gizli sebebi vardır, gizli sebebi vardır. Karlı dağın beline serçe konar gülüne.
saat izettun sevdun beni elun diline, beni elun diline, beni elun diline, beni elun diline. Acemi tomurcuk yüreğim daha çocuk, ne tüm sana felek güldüm medun azucuk, güldüm medun azucuk. Yolum var gidiyorum sabahın çisesine, yolum var gidiyorum sabahın çisesine. Hasret kalasın hasret, sen de bir yar sesine, sen de bir yar sesine, sen de bir yar sesine, sen de bir yar sesine. Selçuk, çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın yayınımıza katıldığın için, sana da iyi bayramlar dilerim. Şimdiki konuğumuz Koray Avcı. Koray'la biz Instagram'dan karşılıklı takipleşiyoruz beraber. Koray'ın da şahane şarkıları var. Koray, nasılsın? Hoş geldin. Nasıl geçiyor pandemi? Nasıl geçiyor bayram günleri? Evet abi, ben de Instagram'dan takip ediyorum seni. Yani pandemi bütün müzisyenlerde olduğu gibi bizim için de zor geçiyor. Ama olabildiğince çalışıyoruz ve bir şeyler üretmeye bakıyoruz ki bir kasamız var, onun içine dolduruyoruz müzikleri. Onun dışında konser için hepimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde çok güzel konserler olur. Çünkü planlarımız var ve konuşmalarımız var. İleriki dönemlerde belki açık havalarda buluşma şansı yakalayacağız dinleyicilerimizle. Onun dışında abi işte hepimiz evdeyiz, bekliyoruz. Avantajlarımız var, bahçemiz falan var böyle. Değerlendiriyoruz herkes gibi hayatımızı. Bu arada Kenan abiye de selam. Kenan abi seviyoruz. Kenan taş taş mı yesin ya? Allah Allah. Benim de Kenan'ım burada bak, Cüneyt abi. Peki Koray, ne söyleyeceksin? Söz sende, şarkılar sende. Şimdi Y kuşağının hayırsız olduğunu düşünenler var ama ben de bir Y kuşağı olarak, genç nesil olarak bayramlarda ailelerini arayıp, dostlarını, sevenlerini, kardeşlerini arayıp böyle duygulu anlar geçiriyorum ve çok heyecanlanıyorum. Bu sene bütün genç arkadaşlarımın büyüklerini ve dostlarını aramasını, bayramını kutlamasını ve hal hatır sormasını istiyorum. Böyle bir dönemde herkesin buna çok ihtiyacı var. Buna yakın bir şarkı okumak istiyorum size. Bizim de yıllardır söylemekten çok keyif aldığımız Unutamam Seni yapalım o zaman herkese bir. Böyle bayram şekeri reklamlarındaki hüzünlü bitirişle konuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Hadi. Gün gelir de beni unutursun, unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun, uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim. Forte. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım,
unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Aşkını çekerim, geleceksin, geleceksin diyerek. Belki gözyaşımı sileceksin, sileceksin diye. Allah Allah, haydi. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Herkese güzel bir bayram olsun. Birbirinizi arayın, güzel dilekler dileyin. Efendim, dualarınız da kabul olsun, dostlarınızla güzel bir yıl olsun. Kendinize iyi bakın. Cüneyt abi, seni çok seviyorum. Kenan abi, seni de çok seviyorum. Selamlar, sevgiler. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Sevgili Koray Avcı, çok çok teşekkür ederim 5'ne 1 K'ya katıldığın için. Sevgili seyirciler, şu anda gerçekten bizi yakından sevdiğimiz, takip ettiğimiz bir sanatçı kardeşimiz sevgili Aydilge karşımızda. Aydilge, nasılsın, iyi misin? Bu kapanma günleri bir sanatçı olarak senin için nasıl geçti? Pandemi nasıl geçti? Yavaş yavaş tünelin ucunda ışık gözüktü gibi, sen de görüyor musun o ışığı? Merhabalar Cüneyt Bey. Öncelikle pandemi döneminde biz devamlı sizi izlemeye devam ettik. Biliyorsunuz artık böyle aileden biri gibi oldunuz bizim için. Hatta böyle size biz konuşuyoruz, böyle siz yayın yaparken sanki bizi duyacakmışsınız gibi geliyor hep. Evimizin içindesiniz yani her zaman. Pandemi sürecinde ama zorlanmadık dersek yalan olur. Bütün müzisyen arkadaşlarımın da zorlandığı gibi. Maddi kısmını geçtim. Hani o zaten büyük bir zorluk ama manevi olarak biz müzisyenlerin en büyük mutluluğu, yaşam sevinci. Biliyorsunuz ki konserler, insanlarla bir araya gelebilmek, el ele göz göze olabilmek. Bu bizim yani nefes almamızı sağlayan şey ve online konser olsa da arada sırada bir şarkı söylüyoruz, alkış duyamıyoruz, insanların seslerini duyamıyoruz. Ya aç kalmak gibi oldu. Maddi anlamda da aç kalan, hani ben çok dertlenmeyi istemiyorum. Çünkü benden daha da çok sıkıntılar çeken o kadar çok arkadaşım var ki utanıyorum hani kendimin dertlenmesine. Ama onlar adına da çok üzülüyorum. Umarım bütün müzisyen arkadaşlarım, sanatla ilgilenen bütün insanların ne kadar zor durumda olduğu, bunun bir kaprisi ya da ay bir sanatçılar bir sussun, ay müzisyenler bir sussun şeklinde buna yaklaşılmaması gerektiğini umarım anlarlar. Hatta bazen diyorlar ki asgari ücretle yaşıyoruz, biz müzisyenleri mi düşüneceğiz diyorlar ama inanın asgari ücretin altında gelir elde eden bir sürü müzisyen var. Sandığınız gibi bir dünya yok yani. Müzisyenler dediğiniz şey, inanın o magazin dünyasında gördüğünüz çok paralar kazanan insanlardan ibaret değil. Gerçekten müzikle yaşayan, müzikle nefes alan birçok müzisyen var. Biz de öyleyiz. En azından eşim ve benim şöyle bir şansımız var. Eşim de müzisyen olduğu için biz evde müzik yapmaya hep devam edebildik. Evden Canlı Canlı diye bir albüm yaptık hatta pandemi sürecinde. Eşim öğretmenliğine devam ediyor. Müzik öğretmenliği yapıyor. Online olarak devam edebiliyor. Bir şekilde müziğin içindeyiz sürekli. Ben single'ları çıkarabildim. Ama tabii ki onları, yani bir single çıkarıyoruz mesela, onun geri dönüşü nedir? İnsanlarla el ele tutuşmak, onları görebilmek ve konserde onların sesinden şarkılarımızı dinleyebilmek. O mümkün değil. Ama umudumuz hep var. Şarkıda da söylediğim gibi, birazdan çalacağım o şarkıyı. Hiç umudun kalmamışken bir güneş parlar bazen diyerek umudumuzu içimizde tutmaya devam ediyoruz.
O zaman Aydilge, söz sende, seni dinliyoruz. Söz de müzik de sende. Yanlışları seçtim, doğrum nerede? Kaybettim kendimi, dengem nerede? Bazen düşer insan, yardım nerede? Kalkma için yerden, sebebim nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ben giderken hiç umudum kalmışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Artık pandeminin son bulması ve birbirimize özgürce böyle sarılabildiğimiz, kucaklaşabildiğimiz günlerin geri gelmesi. Umut ediyorum ki en kısa zamanda tüm müzisyen arkadaşlarım adına da konserlerimizde böyle el ele göz göze olur, online olmasının yanı sıra. Sizleri çok seviyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Aydilge, çok çok teşekkür ederim. Müthiştin. Her zamanki gibi müthişsin. Sana da sevdiklerine de iyi bayramlar diliyorum. Sevgili seyirciler, biliyorum şu günlerde özellikle Orta Doğu'da böylesine kan gövdeyi götürürken, Filistinlilerin üzerine bombalar yağarken bayram neşesini, bayram heyecanını duymak kolay değil. Bir de bunu pandemiye ekleyin. Bir de buna 17 günlük kapanmanın sıkıntısını ekleyin. Mislice artıyor ama 5'ine 1K'da biraz olsun şu hayatın koşturmasına bu haftalık ara verelim istedim. Ve sizlere bayram sevgimizi, bayram eğlencemizi bir parça olsun CNN Türk ekranlarında taşımak istedim. Buraya taşımak istedim. Az gittik, uz gittik. Bir 5'le 1 kanun daha sonuna geldik. Hepinize sevdiklerinizle sağlık dolu bayramlar dilerim. Umarım önümüzdeki bayram Türkiye olarak daha keyifli, daha barış dolu, daha sağlıklı bir bayram yaşarız. Hepimizin şu zor günleri atlattığı, artık tünelden bir çıktığımız bir bayramı kucaklarız önümüzdeki günlerde. O zamana kadar ben Cüneyt Özdemir ve tüm 5'ine 1K ekibi tekrar iyi bayramlar diliyoruz ve hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz.